Merhaba, bugün Ben Seçerim Derneği'nin konuşmalarından, seminerlerinden bir tanesi için daha beraberiz. Hilal Dokuzcan, kurucularımızdan, üyelerimizden ve aynı zamanda siyasi danışmanımız bizimle. Ve İlknur Çetinkaya, Kuzey Kıbrıs seçimlerinde bu hafta sonu gerçekleşen Halkın Partisi'nin adayıydı. Kendisinin deneyimlerini paylaşacağız. Kendisi de bize başvuran ilk adaylardan bir tanesi oldu aslında. Bu süreç çok hızlı oldu için hem bizim kuruluş aşamasında olmamızdan dolayı hem de asıl Türkiye'deki aslında seçimlere odaklı olacaktık. İlknur Hanım sayesinde ufuklarımız birdenbire genişlemiş oldu. Kendisine destek olmaya çalıştık. Biraz daha en formal bir vaziyette gitti bu konu. Ama biraz da şimdi işte biz kendisini tanıdık ve çok sevdik ve şimdi deneyimlerini bütün bunların ötesinde kendi hem bireysel görüşleri hem Kıbrıs siyasetiyle ilgili görüşleri biraz bunları tartışmak istiyoruz. Hilal, sen ne demek istersin? Öncelikle tabii İknur Hanım'ı kutluyorum. Oldukça zorlu bir mücadelenin içerisinden geçiyor. Seçimlere girdi çıktı. Tabii biz de Ben Seçerim olarak hem Türkiye'de hem de dünyada kadınların her alanda temsili noktasında çalışma yaparken yolumuz İknur Hanım'la ve Kıbrıs seçimleriyle kesişti bu süre içerisinde. Kıbrıs'ı da yakından takip ediyoruz. Orada olağanüstü bir koşul içerisinde erken seçim oldu. Çünkü siyasetin o genel dinamikleri içerisinde bir takım sorunlar, ekonomik sorunlar, siyasi problemler vesaireler erken seçim gündemini getirdi ve çok hızlı bir süreçte adaylar bu seçimi bir şekilde götürdüler. Bizim açımızdan, Ben Seçerim açısından önemli olan şu, tabii ki Kıbrıs bize çok yakın ve oradaki kadınların özellikle siyasi alandaki temsili bizim için çok değerli ve önemli ve biz çalışmalarımızı aslında tüm dünya üzerindeki temsil sorunuyla götürmek istiyoruz. Dolayısıyla bizim için çok önemli bir başlangıç oldu Kıbrıs seçimleri. Genelde orada temsildeki oranlar %20-24 arasında gidiyor. Birazdan İknur Hanım mutlaka söyleyecektir. 2016 yılında başlayan bir siyasi partiler kanunundaki değişiklikle adaylıklarda %30 kadının olması gibi bir madde var. Bu maddenin uygulandığı ilk seçim 2018 seçimleriydi ve biz bu süreç içerisinde gördük ki yüzün üstünde bir kadın aday sayısı var. Dolayısıyla çok bize farklı bir bakış açısını sundu. Dolayısıyla İknur Hanım'ın nezdinde bütün kadın adaylara ve oradaki siyaseten mücadele veren kişilere bir selam gönderelim ve teşekkür edelim Ben Seçerim adına. Ben böyle bir kısa toparlama yapmak istedim Kıbrıs seçimlerine yönelik. Buyur Sezin'cim. Yani Hilal, senin de vurguladığın gibi hakikaten uluslararası bağlantılar ve uluslararası olmak Ben Seçerim için bir dernek olarak, kurumsal olarak da çok önemli. Buna çok kıymet veriyoruz. Tabii bu arada sözü artık İlknur Hanım'a bırakalım. Onu davet ettik, konuşturmuyoruz gibi bir durum oluyor. Siz hem Türkiye'de siyaset yaptınız hem de şimdi Kıbrıs deneyiminiz var. Nasıl karşılaştırdınız? İki tarafta farklar ne, benzerlikler ne? Ben önce farktan bahsedeyim. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti küçük bir ada. Türkiye Cumhuriyeti oldukça yüksek nüfus oranına sahip büyük bir ülke. Türkiye Cumhuriyeti'nde seçim sistemi çok daha farklı. Bizdeki seçim sistemi dünyanın en eski seçim sistemlerinden birisi DEHOMK, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde. Bu sistemde tanınır ve bilinir olmak ve çevrenizin geniş olması çok büyük önem mesaip bu sistemde. Türkiye'deki seçim sisteminde ise sıralama önemli. Çünkü partinin aldığı oy sıralamaya göre belirliyor çıkacak kişiyi. Ama burada tercihler de belirliyor aldığınız mühürden sonra buradaki seçim sisteminde. O yüzden Kuzey Kıbrıs'ta tanınır ve bilinir olmak, halkla iç içe olmak seçilmeyi kolaylaştıran bir öge. Ama bu aynı zamanda büyük bir dezavantaj. Şu açıdan dezavantaj. Ben
Kıbrıs'a üniversite öğrencisi olarak geldim ve evlendim. Eşim Kıbrıslı olduğu için Kıbrıs'a yerleştik ve benim ülkem, vatanım ve yaşamımı idame ettirdiğim yer şu an Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, ama benim ailem Türkiye'de. Eşimin ailesi var sadece. Bu benim için bir dezavantaj, ailemin burada olmaması, seçim döneminde benimle birlikte çalışamayacak olması. Çünkü dediğim gibi Kıbrıs küçük bir ada ülkesi ve seçilebilmek için çok iyi tanınır ve bilinir olmanız gerekli. Çarşaf listede bu seçimde bir dezavantaj benim gibi bir birey için özellikle. Çünkü 6 bölgenin tamamına ulaşmamız gerekiyor. Bu da böyle bir süreçte pek de mümkün olmuyor. Çok kısa bir süreçti, hem de pandeminin verdiği dezavantajlardan dolayı birebir görüşmeler kısıtlı yapılabiliyor. Çünkü insanlar, biz hep dışarıda geziyoruz. İnsanların evine gidip ziyarette bulunmak böyle bir dönemde çok doğru değildi. O yüzden yeterince sayıda insana da ulaşamadık. Süre de kısıtlıydı. Ekonomik şartlar ve insanların tepkileri de vardı. Çünkü geçtiğimiz dönemde yaşanan hükümetteki sorunlar ve siyasi sorunlardan dolayı seçime bir inanç, seçimin sonunda çıkacak bir inanç yoktu insanlarda. Değişim olacağını pek inandıramadık biz halka. O yüzden de seçimin sonucu böyle oldu. Durum şu anda özetleyebileceğim. Yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bu seçimde en büyük avantaj, 9 vekilimiz vardı geçen dönem. Bu dönem 11 vekilimiz var, kadın vekilimiz. Yani o güzel bir sonuç en azından o yönden bakarsak. Yani Kıbrıs'ta biraz daha kadının yaşamın ve hayatın içerisinde daha fazla faktörel olarak, işlevsel olarak görünürlüğü vardır. Bürokraside çok kadınımız var. Yönetim, üst yönetimlerde çok ciddi sayıda kadınımız var, ama siyasette biraz bu sayı daha yeni yeni olgunlaşmaya başladı. Umarım kurulacak hükümette de birden fazla bakanlıkta kadınımız olur ve kadın temsiliyetin önemi ve sonuçları daha iyi görünebilir olur umudundayım. Peki ekonomik olarak da zorluyor mu bu her tarafa ulaşma? Yani Türkiye'de de mesela Hilal'in de deneyimleri oldu siyasetin içinde bir kadın olarak. Ben siyasetin dışında içinde yer almış olan kadınlarla görüştüm. Mesela bu ekonomik problemler aslında kadın adayın kendini finansal olarak desteklemesi de zor bir şey. Kıbrıs'ta da bu böyle mi? Yoksa daha hem kaynak sağlamak bakımından hem ulaşmak bakımından daha pratiklikleri var mı Türkiye'ye göre? Küçük olma, ülke olmanın getirdiği ekonomik olarak destek bulma şansınız pek yok. O bir dezavantaj kesinlikle. Ama ulaşım olarak baktığınızda biz parti olarak birlikte çalıştık. Ekip çalışması yaptık. 50 adayımızın tamamı neredeyse bütün bölgelere beraber çalıştığımız için bir avantajımız bu yönde oldu açıkçası. Biz parti olarak söyleyeyim, Halkın Partisi olarak biz çalışmalarımızı genellikle 50 vekilimiz birlikte yaptık. Yani Güzelyurt'a da beraber gittik, Lefke'ye de beraber gittik, Girne'ye de beraber gittik. Yani bu açıdan bir avantajımız oldu parti içerisinde özellikle. Yani çalışmalarımızı bireysel değil, daha çok toplu yaptığımız için bir avantaj sayarsak bunu ekonomik açıdan, bu biraz daha birbirimizi desteklememizi sağladı diyebilirim. Peki siz Kıbrıs sorununun mesela etkisini nasıl görüyorsunuz siyasette? Biraz içi seni, dışı beni yakar. Böyle karşılıklı, yani dışından bakınca sanki Kıbrıs çok daha hayatın kolay olduğu bir yer gibi gözüküyor. Kesinlikle. Ama pek de böyle değil. Benim de işte Kıbrıs'la ilgili bazı hem gazeteci hem araştırmacı olarak deneyimlerim oldu ve oradaki yakınlarımdan da biliyorum ki ve meslektaşlarımdan bazı büyük zorluklar var ve Kıbrıs sorununun aslında getirdiği bazı zorluklar da var. Belki onlardan da bahsedebilirsiniz. Öncelikle şunu söyleyeyim, bu seçim döneminde Kıbrıs sorunu ve çözümüyle ilgili herhangi bir konuşma olmadı neredeyse diyeyim. Biraz ümitsizlik neredeyse var galiba, değil mi? Yani bu sorun artık burada ve duruyor gibi. Tabii ki sürecin getirdiği ümitsizlik var,
Fakat bunun dışında da tüm dünyanın yaşadığı pandeminin etkileri ve ekonomik bunalım Kuzey Kıbrıs'ta çok daha fazlasıyla hissediliyor. Çünkü tanınmayan bir ülke, ambargolu bir ülke, küçücük bir toplum, pasta küçük, paylaşması gereken sayının oranında değil bu pasta, üretim neredeyse yok denilecek kadar az. Ve dışa bağımlıyız biz ekonomik anlamda da. Dıştan destek almamız gerekiyor. Bu noktada da tabii çok büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Yani bizim ülke olarak varlığımızı ilan ettiğimiz günden bugüne hala nüfusun artmasına oranla altyapıların yapılaşması olmadı. En basiti şöyle bir şey söyleyeyim. Biz dünya çapında baktığınızda en pahalı elektrik birimine sahip ülkeyiz. Türkiye'de bazen üzücü haberler yapılıyor bizim ülkemiz hakkında ki ülkemizin içeriğini ve yaşam standartlarını bilmeden yapılıyor. Bundan dolayı üzülüyoruz. Asgari ücret birimi işte 13. maaşlar falan bunlar artılar. Ama harcamalara da bakmak gerekiyor. Dünyanın en pahalı elektrik birimini kullanıyoruz biz. Yani Türkiye'de elektrik birimi 1 kuruşsa bizde 25 kuruş. Yani bu kadar büyük ciddi bir maliyet var. Ve şu anda biz bir süredir de sürekli elektrik kesintilerine maruz kalıyoruz ülke olarak. Çünkü üretilen elektrik var olan şu anki halkın sayısına yeterli gelmediği için ve kış aylarının zorlu geçmesinden dolayı ve ısınmayı da elektrikle çoğu yerin sağlamasından dolayı elektrik üretimi yetersiz geliyor ve bu altyapı sorunu bugüne kadar çözülmedi. Umarım kurulacak hükümet ilk ele alacağı konulardan biri bu olur. Buradaki elektrik kurumunun altyapısını güncellemesi ve şu anki güncel ihtiyaçlar oranına çıkartılması için bir yatırım yapılır. Bu mesela bir sorun. Burada biz birçok ürünü Türkiye'den ithal ediyoruz veya başka üçüncü ülkelerden. Ve birim fiyatları çok yüksek oluyor dövizin yükselmesinden ve ham maddenin olmamasından dolayı. Bizim bir diş macunu 70 liraya satın alıyoruz. Aklıma ilk gelen ürün diş macunu oldu bilmiyorum neden ama. Yani buradaki bir taze fasulyenin kilosu 40 lira şu an yanlış hatırlamıyorsam. Yani birim ve maliyet hesapları burada ne yazık ki düşünüldüğü gibi rahat ve maaşı alıyor ve insanlar markete gittiğinde her istediğini alabiliyor konumunda ne yazık ki değil. Ve alım gücü oldukça her noktada burada yaşayan en üst düzey maaş alanda, en düşük maaş alanda aynı zorluğa ne yazık ki şu an vakıf. Yani insanlar eskiden orta düzeydeyse şu an ne yazık ki onun altında. Yani alım gücümüz ada genelinde düşüşe uğradı bu pandeminin getirdiği ve yönetimin yeterli altyapı çalışmalarını yapmamasından ve ülkenin denetlenmemesinden kaynaklı. Ne yazık ki çok ciddi sıkıntılar içerisindeyiz mali olarak ülkede. Bir İlknur Hanım'a ben bir soru sorayım. Bu süreç içerisinde mesela Kıbrıs evet zor koşullar altında seçime gitti. Bir de şey vardı yani oy kullanma oranının en düşük olduğu bir seçim yaşandı aslında. %58 civarı. Bu nasıl etkiledi aslında hem seçmeni hem Kıbrıs siyasetini? Özelde de aslında kadın adayların seçilmesi üzerinde nasıl bir etki bırakır? Boykot çağrısı yapıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan ve akademik eğitimli ve bilinçli seçmen ağırlıklı olan bir grup tarafından boykot çağrısı yapıldı. Ve bu boykot çağrısı ne yazık ki bir karşılık buldu. Kadın ve işte seçilen adaylar arasındaki düzlemi değiştiren bir çağrı oldu bu. Aynı zamanda bizim şöyle başka bir sorunumuz daha var. Nüfus sayımlarımız çok geçmiş dönemde yapıldı. Güncel bir nüfus sayımımız yok. Bizde görünen seçmen sayısı ve gerçekten şu an Kıbrıs'ta yaşayan ve hala yaşıyor olmayan
Kişiler de seçmen listesinde vardı kütükte. Ve bazı arkadaşlarımız var, seçmen kütüğüne kayıt olmamış. Yani bu denklemden dolayı da seçimlerin, görünen seçmen sayısının gerçekliği de çok yansıttığını söylememek gerekiyor açıkçası. Boykot çağrısı da karşılık bulduğu için seçimlerde tabii ki kadın adayları etkileyecek bir zümrenin seçime gitmemesi kötü etkiledi bizleri açıkçası. Peki Kıbrıs seçimlerinde sizce mesela yani Kıbrıs özeline baktığınızda ve Türkiye ile dünya ile karşılaştırdığınızda sosyal medyanın, medyanın rolü nedir? Sosyal medya sizce giderek daha etkili oluyor mu Kıbrıs'ta, yoksa işte hep yüz yüze olmak gerekiyor dediniz ya, yoksa yüz yüze olmanın yerini hiç almıyor mu? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde sosyal medya üzerinden seçim yönetmek, yönetiyorum diyebilmek çok mümkün değil bence. Bilinirliğinizi belki bir nebze arttırabiliyor, faydası var sosyal medyanın, ama birebir bir şekilde tanışmadığı adaylara çok sıcak bir dönüş olmuyor Kıbrıs'ta. Yani nüfusun orantısından dolayı belki, yani bir işim düştüğünde acaba ben bu vekile ulaşabilir miyim? Yani herhalde doğru cümle bu oldu. Yani o bilinirliği birebir tanışma veya işte karşılaşmaya bağlı olduğunu ne yazık ki hala hissediyoruz ve herhalde birkaç dönem daha bunun gibi seçimler yaşayacağız. Yani birebir tanışılmadığı vekillerin seçimlerde şansı biraz daha düşük. Sosyal medya üzerinde çok etkisi pek yok yani. Peki sen Hilal bunu bu arada Türkiye ile nasıl karşılaştırırsın? Kendi gözlemlerinden, siyasi deneyimlerinden. Şimdi tabii her seçim, seçim kazanmanın birinci yolu tabii ki birebir iletişim. Bu dünyanın her yerinde böyle. Sosyal medya biraz daha olayı farklı boyuta çekmekle birlikte, özellikle küçük seçmen sayısının az olduğu yerlerde, küçük kapalı seçim yerlerinde birebir ilişki her zaman önemli ve bu ciddi bir deneyim getiriyor aslında. Çünkü orada özellikle de şöyle bir şey var kadınlar açısından. Olağanüstü koşullar olduğunda ve bu olağanüstü koşullarda seçim olduğunda gerçekten kadınların seçilme şansı azalıyor. Bu net. Yani bu Türkiye'de de böyle, Kıbrıs'ta da böyle, dünyanın diğer tarafında da öyle. Mesela en son ittifaklarda adaylaşmaları gördüğümüzde çok erkek erkeğe giden bir ittifak sürecinde kadın aday sayısı azalıyor. Dolayısıyla seçilme sayısı azalıyor. Kıbrıs'a baktığımızda da mesela bu boykot çağrısını olması, hem ekonomik hem pandemi sağlık koşullarıyla ilgili sorunların olması kadın adaylar noktasında biraz daha çift anlamda handikap olarak işliyor. Bunu söyleyebilirim. Tabii diğer taraftan biz hem ben seçerim olarak hem de İknur Hanım'ın adaylık süreçlerini de yakın takip etmiş bir yapı olarak hani şunu çok net görüyoruz. Kadınlar açısından yani siyaset zaten çok uzun soluklu bir alan ve bu uzun soluklu alanda yapılan her adaylaşma süreci ciddi bir deneyim kazandırıyor. İknur Hanım'ın da bu sürecini aslında çok yakın izlediğimiz için önümüzdeki dönemde hem parti içerisinde hem de siyasi alanda ve önümüzdeki seçim süreçlerinde gerçekten çok daha önde olacağını çok net söyleyebilirim. Çünkü bunlar böyle gelişiyor. Kadınlar açısından da fark etmiyor. Zorluk olduğunda kadınların işi iki misli, üç misli daha zor oluyor. Evet. Zaten zorluğu var. İyice zorlaşıyor. Kesinlikle. Sizin bu arada kişisel olarak mesela işte kadın olarak siyasette handikap veya destek olarak gördükleriniz nedir? Yani mesela işte ailenizle ilgili olabilir, çevrenizle ilgili olabilir, kişisel durumunuzla, yeteneklerinizle, şununla bununla ilgili olabilir. Yani nasıl görüyorsunuz siz kendi durumunuzu, kendi tecrübenize göre? Bu seçim döneminde insanlar
ile konuştuğunuzda kadın adaylara çok daha sıcak bakıyorlardı. Bu çok önemli bence. Kadınların çehreyi değiştirdiğine bir halkta yerleşen bir algı oluştu aslında. Ama bu algının sandığa yansıması yeterli mi? Hayır, değil. Ama en azından insanlara gittiğinizde birçoğu diyor ki mutlaka daha çok kadın olmalı. Bu çok güzel bence. Yani ben en önemli tecrübelerimden biri oldu. Yani kadınların siyasette olmasını destekleyen çok fazla sayıda erkek ve kadın vatandaşlarımız var artık. Yani insanlar siyasetin içerisinde mutlak ve mutlak kota olmaksızın kotanın üzerinde kadınların görev almasını arzu ediyor. Ama seçim sandıklarında tabii yeterli yansıdı mı? Bir nebze, en azından 9'ken 11 oldu sayı. Bu da iyi bir ilerleme olarak kabul etmek gerekiyor. Böylesi bir süreçte, zorlu bir süreçte ve kısa bir süreçte. Bir dahaki seçimlere çok daha iyi hazırlanmalıyız biz kadınlar olarak. Öncesinde çalışmaya başlamamız gerektiğini de öğrendik. Yani biz kadın adaylar biraz daha geri planda durmayı, işte seçim döneminde ön plana da görünmeyi tercih ediyorduk. Ama bunun yanlış olduğunu da gördük. İnsanlar hem partili insanlara hem de tüm halka kendimizi ve yaptığımız işleri çok daha iyi yansıtmamız gerekiyor. Az önce konuştuğumuz mesela sosyal medyayı bu dönemde kullanmamız ve neler yapıyoruz işte bölgemiz için veya ülkemiz için ne gibi şeyler yapabileceğimizi bu dönemde sosyal medya üzerinden halka anlatmamız ve halkın içinde olarak her gün olmasa bile mümkün olduğunca halkın içinde olarak neler yaptığımızı, sadece seçim dönemi değil, normal zamanda da biz buralardayız göstermemiz ve bölgemizde yapılacak yatırımlarda söz sahibi olmamız ve doğru yönlendirmelerle bu süreci iyi değerlendirmemiz gerekiyor bir dahaki seçime kadar. Yani seçim günü çıkmak değil halkın önüne, seçimden sonraki süreçte de halkın içinde ve yanında olmak gerekiyor. Halkı dinleyip en azından parti içerisinde görev, hükümette görevliyse partiniz neler talep ettiğini halkın ona partiniz hükümette değilse bile en azından hükümete ulaştırmak konusunda destekleyici olmamız gerekiyor halka ki sadece seçimde değil her zaman buradayız göstermek gerekiyor diye düşünüyorum. Ben bunu öğrendim en azından. Evet, İknur Hanımcığım, sizin bir de şeyiniz var, yani dernek aslında tecrübeniz var ve bir kooperatif çalışmanız var. Bunun mesela siyasi hayatınıza etkisi ne oldu? Birbirleriyle olan bağ, çünkü mesela biz de bir sivil toplum örgütü olarak yani siyasete bir etkide bulunmak istiyoruz ve değerli olduğunu düşünüyoruz. Aynı şey yani Kıbrıs ve sizin yaptığınız çalışmalar için de nasıl bir etki yaratıyor, neler yaşadınız? Bundan sonraki süreçten aslında ileriye doğru gittiğimizde ne gibi ipuçları yakaladınız? Sivil toplum örgütlerin, birçok sivil toplum örgütünde görev aldım. Hem kurulmasında hem yönetimlerinde. Şu anda da kooperatif kurmak için uğraşıyoruz. İşte bu seçim döneminden dolayı kurulumu tamamlayamadık. Hükümet kurulur kurulmaz resmi başvurumuzu yapacağız. Sivil toplumun içinde görev aldığınızda dokunduğunuz insanların siz aday olduğunuz günden itibaren sizin için eğer doğru yönetebildiyseniz tabii ki o noktada sivil toplumda veya kooperatifçilikte sizin için daha çok gönüllü çalışan ve size destek olan bir grup oluyor. O yüzden sivil toplum bence siyasette önemli bir faktör ve önemli bir yol arkadaşı diye düşünüyorum ben. Yani sivil toplum olmadan siyaset yapılamaz. Yani şu andaki dinamiklerinde bunları daha çok farkına vardığını düşünüyorum. Hükümetin içerisinde olduğunuz dönemde de sivil toplumda paydaşlarla beraber yol alırsanız daha başarılı olacaktır, olacağız diye düşünüyorum. Bu konuda. Sizin için de seçimler, şimdi seçim süreci, yeni seçim süreci adeta şimdiden başlamış gibi gözüküyor. Tabii, kesinlikle. Bir yanda yani aslında bütün siyasetçilerin sizin ulaştığınız bu bakış açısına sahip olması gereken de işte seçimler olduğu ve sandık ortadan
kalktığı anda bir başlıyor aslında yeni seçim süreci. Hakikaten. Halktan böyle bir tepki vardı çünkü. 4 sene önce geldin. Seçim döneminden seçim dönemine hatırlanmak istemiyor. Halk seçim döneminden sonra da sorunların ve çözümler için yapılanları duymak ve bilmek istiyor açıkçası. Bu şekilde benim tecrübe ettiğim bir süreçti ve haklı bulduğum ve sonuna kadar bu süreçte bunu tekrarlamamak kendi adıma en azından yapacağım bir şey oldu benim için. Bu seçim bitti evet ama hükümeti takip edeceğiz. Kurulan hükümette yer alıp almayacağımızı bilmiyorum ama kurulan hükümeti takip edeceğiz. Halkın ihtiyaçlarını halkla konuşarak devam edeceğiz bilmeye ve ulaşabiliyorsak hükümete bunu ulaştıracağız. Her türlü mecradan elimizden geldiğince en iyi şekilde hükümete ulaştırıp en azından etkili olmaya çalışacağız. Yani seçilmemiş olabiliriz ama bizim sorumluluğumuz hala devam ediyor. Ve amacımız halkın daha iyi standartlara sahip olmasıysa sorumluluğumuz seçilmesek de var. Bu sorumluluk yönünde de çalışmaya devam edeceğimi söyleyebilirim kendi adıma. Aslında bu arada tabii Kıbrıs'taki bu zihinsel dönüşüm de çok hoşuma gitti benim. Dünyayı ben her zaman Kıbrıs'ın daha biraz Türkiye'den kolay yakaladığını, dünyaya daha açık olduğunu düşünüyorum. Belki Avrupa Birliği etkisi de var burada ister istemez. Veya bunca yıllık uluslararası bir sorunun tarafı olmanın getirdiği bir etki de var. Ancak ya bir şekilde bazen Türkiye'de biz çok içimize gömülüyoruz. Sormak istediğim iki soru var. Bir hakikaten bu işte zihinsel dönüşüm dediğimiz o kadınların siyasette daha çok olması gerektiği dünyada tartışılırken Kıbrıs'ta da bunun yansımaları olması çok güzel bir şey. Bunu Türkiye'de sizce yansımaları var mı olur mu? Siz bir şey öngörüyor musunuz? Tabii biz hep olmalı bunu söylüyoruz ama bakalım gerçekten de olabilecek mi? Bunu önümüzdeki dönemde daha fazla göreceğiz tabii ki. Ve kutuplaşmayı nasıl yorumluyorsunuz? Kıbrıs, Türkiye'de biz kutuplaşmayla yatıp kalkıyoruz. Sizce Kıbrıs'ta da durum böyle mi giderek artarak böyle mi oluyor? Bu seçim döneminde kutuplaşmalar tabii ki bizlerde de oluyor. Yani küçük bir ülke olduğumuz için belki kutuplaşma daha görülür olsa da seçimden sonraki süreçte herhalde insanlar ekonomik sıkıntıları düzeltebilecek şekilde birleşme yolunda olacak diye düşünüyorum. Yani bu kutuplaşmalar devam etmeyeceğini düşünüyorum en azından ben. Dünyada bir kutuplaşma var. Yani herkes kendi tarafında daha güçlü olmak için bir çaba sarf ediyor. Fakat bu çabalar halka ve bizlere yansıması kötü olduğu için kutuplaşmadan ziyade artık birleşmenin nasıl yapılabileceğini tartışmak gerekiyor. Kutuplaşma zaten kendi doğal halinde ne yazık ki var. Ama bunun çözümü nasıl olacağını bizler halk olarak en azından hayır benim bir kutbum yok seçim zamanı gider oyumu veririm. Bence bunun en güzel çözümü budur. Bir tercihimi sandıkta yansıtırım. Yani seçilen kişi de beni temsil edecek kişileri de sandıkta belirlerim. Ondan sonraki süreci de bu şekilde takip ederim deyip komşuma küsmenin mantığı siyaset için veya şey için. Yani ötekileştirmemek gerekiyor. Önce bizim kendimizin seçmen olarak önce sonra aday olarak bunu öngörmemiz ve yapmamız gerekiyor. Evet ben adayım. Yapabileceklerimi söylemeliyim seçmene ama ben beni tut değil. Tercihini ona bırakmalıyım ve sandıkta o ve sandıkta yaptı. Allah bilsin yani başka birisinin bilmesine veya kendini ispat etmek zorunda bırakılmasına karşıyım ben. Kutuplaşmalar bu şekilde oluyor. Yani o yüzden bunu engellemenin yolu da seçmenin demesi lazım. Ben oyumu sandıkta vereceğim. Sözüm sandıkta olacak. Cevabım da sandıkta olacak diyebilmesi lazım. Bu yolda olursa ilerleme, kutuplaşmalar daha az olur diye düşünüyorum. Hilal, senin ekleyeceğin bir şey sormak istediklerin var mı başka?
Şimdi önümüzdeki dönemde tabii Kıbrıs'ta yerel seçimler var Haziran'da. Evet. Dolayısıyla hem dernek olarak hem şu an oluşturduğumuz Kıbrıs'la ilgili ağlarımızla aslında yerel seçimlere yönelik kadın katılımı ve temsili konusunda mutlaka bir şeyler yapmak gerekiyor. Aynı zamanda tam da konuştuğumuz konu kutuplaşma ve ayrımcılık yaratma konusunda aslında hem yerelin hem de kadınların ve kadın siyasetçilerin bu anlamda çok daha önemli bir rol oynayacağı gözüküyor. Çünkü aslında kutuplaşmanın temelini erkek siyasetçiler yapıyor ve bundan besleniyorlar. Ve çok çabuk da birleşebiliyorlar. Fakat orada gerçekten seçmen nezdinde bu ayrımı ortadan kaldıracak yapı biraz da kadın katılımı ve temsiliyle çözülecek gibi. Bu yüzden de tabii Kıbrıs'ta aday olmuş bütün siyasetçilerin bu anlamda ciddi sorumlulukları var. İknur Hanım da bu sorumluluğu edinmiş arkadaşlarımızdan biri. Umarım önümüzdeki süreç ona iyi bir yol açar. O yolda güzel şeyler yaparız, birlikte de yaparız. Ve o yol daha hem Kıbrıs için hem bölge için güzel şeyler yaratır. Umarım. Özellikle kendi bölgemde ve genelde de Kıbrıs'ın tamamında elimden geldiğince görevim olduğu sürece yapmaya ve hizmet etmeye çabalayacağım. Halkın gösterdiği tepki bu yöndeydi. Biz seçim döneminde değil, seçimden sonraki süreçte de sizleri içimizde görmek istiyoruz. Ve hizmet etmenizi bekliyoruz. Ben bu cevabı bu şekilde aldım ve bu süreçte elimden ne geliyorsa kuracağımız kooperatifte de yapacağımız diğer özel çalışmalarımızda da halkın sorunlarını en azından köprü görevi görebilmeyi hedefliyorum. Ve çözüm üretilebilecek noktalarda da görev almak için elimden gelen çabayı sarf edeceğim. Biz de sizi takibe devam edeceğiz. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Ve Kıbrıs'taki tabii ki kadınları, kadın siyasetçileri de karşılıklı bu herhalde. Yani Türkiye çok sık takip ediliyor ama yani Kıbrıs'tan bakıldığında ne olup bittiği sıkı biçimde günlük olarak takip edilse de bizim de biraz Kıbrıs'a daha fazla eğilmemiz lazım aslında. Kesinlikle. Yani Kıbrıs'ı biraz daha iyi tanımak lazım. Kıbrıs halkı gerçekten çok farklı ve çok özel bir halk. Yani burada yaşanılan sorunlar görünmeden Türkiye'den yorum yapılmasını çok doğru bulmuyorum. Ve insanların burada yaşamadan, buranın market raf fiyatlarını bilmeden veya buranın ev kiralarının, dükkan kiralarının ne kadar olduğunu bilmeden alınan ödenen maaşlara sadece konuşulmadığı, Kıbrıs halkının ve yaşadığı zorlukları, tanınmayan bir ülke olmanın verdiği sıkıntıları birazcık araştırmaları gerektiğini düşünüyorum gazetecilerin ve programcıların. Ondan sonra burayla ilgili bir haber yapmalarını çok daha doğru buluyorum. Şöyle düşünün, ben İstanbul'a gelmek istiyorum şu anda. En ucuz alabileceğim bilet fiyatı 1500 TL oldu. Bunu biliyor mu acaba insanlar? Yani ben kendim seyahat etmek için 1500 TL tek yön bilet parası ödeyeceğim. Anavatan Türkiye'ye gelebilmek için. Yani bu bile başlı başına anlatıyor bizim ne durumda olduğumuzu. Diğer ülkelere arası uçuşlar çok daha uygunken ambargoları yaşayan biz küçücük ada ülkesi çok daha büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Ve tabii biz Türkiye'de beyin göçünü yeni konuşmaya başladık işte ve geleceksizlik hissini. Halbuki bu Kıbrıs'ta çok aşina bir durum. Nesiller boyunca yaşanan ve yaşanmakta olan tabii ki. Ve tabii ki de burada aslında bir ufak sarsıntı olduğunda orada Kıbrıs'ta çok daha ciddi bir zelzele oluyor. Bir de ekonomik bakımdan da aynı böyle. Evet. Ve tabii ki de bir de kıstırılmışlık hissi var. Yani işte Avrupa Birliği vesaire dedik ama Avrupa Birliği'nin de ve Güney Kıbrıs'ın iyi olurken Kuzey Kıbrıs'ın dışarıda kalmasını da getirdiği tabii ki
ağırlıklar var. Yani dışarıdan bakıldığı gibi değil gerçekten de. Ve onun getirdiği moralsizlik var. Ve tabii Güney Kıbrıs'ın da Avrupa Birliği üyesi olduktan sonra adeta çözümsüzlüğün kabul edilen, alışılmış bir hal, kanıksanan bir durum haline gelmesi vesaire. Bütün bunlar aslında bir adada moralsizlik yaratıyor. Bir ortak gelecek tahayyülünün önüne geçiyor her bakımdan. Onun için aslında yükleriniz büyük ve tabii ki bütün her zaman olduğu gibi yükleri paylaşmanın, hafifletmenin ve aslında çözümleri getirmenin yolu da dayanışmadan geçiyor. Bizim de zaten yola çıkarken ki Ben Seçerim Derneği olarak amacımız bu dayanışmaydı ve bu dayanışmayı hem Türkiye içinde hem de uluslararası çapta büyütmekti. Umarım gerçekleşir. Gerçekten artık tüm dünya, sadece ülke genelinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin değil, umuda ihtiyacı var. Biz bu yönde elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz ama dünyanın da bize artık bir bakması gerektiğini düşünüyorum. Umarım olur ve gerçekleşir. Değişim başlar. Umutlar da yeşerir tekrar. Evet, ümitlerimizle yeni bir geleceği kurguladığımız, kurduğumuz bu günlerin hep enerjimiz artarak bugünlerden çıkabilmemiz dileğiyle diyelim. Çok teşekkürler vaktiniz için. Çok sağ olun. Hilal, seninle de beraber olmak her zaman güzel. O yüzden seni görmek beni ayrı mutlu etti. Bütün izleyicilerimize de çok teşekkürler. Ve arka planda emeği gitti. Evet, bütün arkadaşlarımıza. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ediyorum. Özellikle sizlere. Genelde de Ben Seçerim'in tüm ekibine. Bundan sonraki süreçte sürekli desteklerinizi görmek bizi mutlu edecektir. Bizim de buradan sesimizi duyurabilmek için aracı olmanızdan dolayı da teşekkür ederim ayrıca. Biz teşekkür ederiz İknur Hanım'cığım. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. İyi akşamlar.